Merhaba. Bu dersimizde FortiGate firewall cihazında LAN ayarlarının nasıl yapılacağını göstereceğiz. Yani LAN interface'inin nasıl yapılandırılacağını sizlere göstereceğiz. Bunun için network interface tabının altına geliyoruz. Burada e, physical interface dediğimiz interface'leri görebiliyoruz ya da e, aggregate interface dediğimiz interface'leri görebiliyoruz. Bu e, cihazın modeline göre değişebiliyor arayüzler. E, yani arayüzlerden kastım Şuradaki e, gelen bilgiler değişebiliyor ama genel anlamda interfez yapılandırması e, tüm cihazlarda aynı şekilde bizim sanal cihaz üzerinde bu işlemleri yapıyoruz e, Öncelikle Hangi interfezde yapılandırmamız yapacaksak bu lan tarafı ile ilgili o İnterfeze geliyoruz ve Edit diyerek interfezin altına Giriyoruz buraya bir e Elias tanımlıyoruz. Bu da ne işe yarıyor? Kuralları yazarken e, hangi portlu diye düşünmektense bu Elias'taki bilgiye göre işte bu LAN 1 portu, LAN 2 portu ya da VLAN 1 portu, VLAN 2 portu gibi e, düşünebilirsiniz. Rol kısmında ise hemen gelip rol, rolümüzü LAN olarak seçiyoruz. Burada manuel adres giriyoruz. Hemen yazalım 10.6.70.1/24 diyelim. E, bu interfez ile ilgili eğer bir e, adres alanında yani bizim e, adresler kısmında eğer bir e, hazır bir obje oluşmasını istiyorsak bu seçeneği seçerek hemen port 2 adres olarak bir e, objeyi oluşturuyoruz yani buradaki IP bloğu ile ilgili bir objeyi oluşturmuş oluyoruz. Administrative Access kısmı var. Daha önce WAN yapılandırmamızda anlattığımız gibi, bu port üzerinden firewall cihazına erişimlerle ilgili olan kısım. burada HTTPS, HTTP ve ping erişimini açabiliriz. eğer sizin yönetim için kullandığınız IP bloğu farklı bir port üzerindeyse, o zaman HTTPS'i burada açmanıza gerek yok. Sadece ping açmanız, gateway'e erişim var mı yok mu test etmek için size yararlı olacaktır. Daha sonrasında DHCP server özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. IP dağıtabilmesi için eğer lokalde bir DHCP serverınız yoksa. Eğer lokalde bir DHCP serverınız varsa lokaldeki DHCP serverı relay olarak gösterip burayı ayarlayabiliyorsunuz. Bizim lokalde bir DHCP serverımız yok. E, DHCP server adres aralığımızı da buradan belirleyebiliyoruz. Hangi IP bloklarını dağıtsın. Biz 20 ile 50 arasında dağıtsın diyelim. Eğer işte 50 ile 100 arasını başka bir işlem için ayırdınız ve daha sonrasını yine dağıttırmak istiyorsanız o zaman da gelip buradan yeni bir blok yazıp işte 100 ile 150 arasını dağıtsın deyip Diyebilirsiniz bu şekilde iki bloktan dağıttıra iki alandan dağıttırabilirsiniz bu tamamen sizin yapınıza kalmış bir şey yani hani siz 50 ile 100 arasında ben statik vereceğim cihazlara bu şekilde kullanacağım derseniz de bunu bu şekilde yapabilirsiniz net maskımızı yazıyoruz default gateway'imizi DNS server bilgilerimizi yazıyoruz 50s default olarak biz bırakıyoruz ama isterseniz bunu değiştirebilirsiniz Alt kısımda ise e, Additional e, DHCP Options e, girmeniz gerekiyorsa bu hani daha çok Access Point ya da telefon takılıysa bu vilanlarda ihtiyaç olan bir durum. Onları buradan yapıyoruz. Onun haricinde e, IP adres tanımlaması kısmımız var. E, burada da IP MAC eşleşmesi için e, kullandığımız bir alan. Eğer mevcutta IP alan makine varsa buradan tıkladığımızda mevcuttaki IP alan makinelerimiz burada gözüküyor. Ama yok yoksa da şu şekilde ekleyebiliyoruz. Hemen gelelim. Bu arada kendi MAC adreslerimizden birini de öğrenelim. Şöyle yapalım ipconfig all komutunu çalıştırdık. Buradaki bizim MAC adreslerimizden bir tanesini öğrendik. Şöyle gelelim mesela şu MAC adresimizi alalım. Ctrl C diyelim. Buraya MAC adresimizi yazıyoruz. Tabi burada MAC adresini yazarken 2 nokta üst üsteyi kabul ediyor. Şöyle yazalım. bu MAC adresini yazdığımız makine eğer bu LAN network üzerinde bir IP alacak olursa biz bu makineye 16.70. mesela 25 IP'sini almasını istiyoruz dersek bu şekilde bunu ayarlıyoruz. OK tuşuna bastığımızda buraya geliyor. Eğer bu MAC adresi gelirse bu MAC adresinin IP'si 16.70. 25 olacak. E, bu tamamen sizin burada hani IP MAC eşleştirmesi için yapacağınız bir e, alan. Bunu hani kullanıyor muyuz? E, küçük kurumlarda, COBİ'lerde kullanıcı sayısı çok fazla olmayan yerlerde kullanıyoruz e, ve bunu e, daha sonra zaten IP MAC eşleşmesi anlattığımızda da e, size nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Bir IP sabit demek de e, bu şekilde yapılabiliyor. Network Detection kısmı var. Burada cihazın markasını modelini belirlemek için kullandığımız yani Windows mu Mac mi gibisinden işlemleri görmek için kullandığımız alan. Security Mode kısmında bir Captive Portal kullanabiliriz. Yani bu gelen herkes Captive Portal'a gelsin ve Captive Portal'da kullanıcı adı şifre girerek işlem yapsın diyebiliriz. Traffic Shaping yine burada da bir profil oluşturabiliriz. Traffic Shaping konusunda bununla ilgili de işlem yapabiliriz. Son olaraksa statüs kısmında enable'ı seçerek okey dediğimizde bu interfazımız üzerinde biz tanımlamamızı yapmış olduk. Gördüğünüz gibi bunda lan diye yazıyor. Bir kural yazarken de burada lan diye geleceği için biz işlemimizi rahatlıkla görmüş olacağız bu portun bizim istediğimiz port olduğunu. Eğer buradaki Elias'ı yazmasaydık o zaman port 2 olarak gözükecekti ve biz bunu belki zorluk yaşayabilecektik. Şimdi burada son bir mesele. Create New diyerek Interface, Zone, Virtual Wire pair ve Forte Extender gibi özellikleri de yapabilirsiniz. Interface oluşturmak istediğinizde Interface'in altında işte Air Gateport, Loopback Interface, yedekli interface, software switch, VLAN ve Wi-Fi SSID gibi özellikleri de buradan oluşturabiliyorsunuz. Bu kısım hani daha çok büyük, yap büyük yapılarda ve birden fazla VLAN olan yerlerde daha çok kullandığımız alanlar. Son olarak e, burada interfezleri birleştirip e, bir switchmiş gibi kullanabiliriz. Yani şu dört interfezi bir tane lan altında e, yapılandırabiliriz. Yani vereceğimiz bir IP bloğu bu dört tane porta takılı olan makine, e, cihazlara aynı IP bloğundan IP dağıttırabiliriz. Bu fiziksel cihazlarda da bu şekilde sanal cihazlarda da bu şekilde sanal bir switch oluşturup o switch üzerinden işlem yaptırabiliriz. Bu dersimizi de böylelikle bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.